Merhaba arkadaşlar. Bir pazar akşamı. Yine beraberiz. Bola Ahenk Gitar Cemiyeti'nin kıymetli üyeleri. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Çete yazabilir misiniz lütfen? Harika. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim Zoom biliyorsunuz 40 dakikayla sınırlı. O yüzden bütün o 40 dakikayı verimli kullanmak adına sunumuma başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Efendim bu hafta sizlerle konuşacağımız konu ses dizileri icrasında AMI kullanımı ve Matt Palmer yaklaşımı. Matt Palmer yaklaşımı derken sanki hiç var olmayan bir yaklaşımmış gibi düşünmeyin. AMI parmaklarının dizilerde kullanımı üzerine konuşacağız. Önce biraz terminolojiden bahsetmek istiyorum kısaca. Dizi dediğimiz zaman tonal müzikteki gibi birinci dereceyle başlayıp biten skala aklınıza gelmesin. Biraz daha geniş düşünün dizi kavramını. Bir ölçeğe, frekansa, perdeye göre sıralanmış müzik notaları kümeleri olarak düşünün. İnici veya çıkıcı veya inici çıkıcı. AMI dediğimiz zaman da bilmeyenler için söyleyeyim. AMI aslında Türkçe baş parmak, işaret parmağı, orta yüzük, serçe parmağı kelimelerinin İspanyolca karşılığı olan pulgal, indis, medio, anular ve chico, chiquita diye de bazı kaynaklarda gördüm. Kelimelerinin ilk harfleri. İngilizce metinlerde de thumb, index, middle, ring yani A yerine R, C yerine P, pinky'yi görebilirsiniz. Efendim, C harfi yerine bazı kaynaklarda E ve X harflerini de görebilirsiniz. Bizim odağımız bugün IMA üzerine olacak. Gitarda iki temel vuruşumuz var biliyorsunuz. Apoyanda vuruş, restroke denen vuruş. Yani yaslayarak çalma. Buna destekli vuruş diye de Türkçe'ye çevirenler var. Hani kaynağı nedir bilmiyorum. Neden bu çeviri bilmiyorum. Tirando vuruş ise free stroke dediğimiz çekerek çalma. Bu Hina Barlas'ın çizdiği çizimler üzerinden anlatayım. Parmağımız çaldığı zaman diğer tele yaslanıyor apoyanda vuruşta ama tirando'da diğer tele hiç temas etmeden onun üzerinden avuç içine doğru gidiyor. AMI tekniğinde biraz sonra Palmer'ın güzel bir metot haline getirdiği yaklaşımda tirando tekniği kullanılacak. Ve bazı kaynaklarda bugün gene bir ön hazırlık yapmıştım. Ön hazırlıkta gördüğüm eskiden apoyanda vuruşun bir zorunluluk olduğu ama bugünse tercih edilmediğine yönelik bazı bilgilere ulaştım. Hatta Manuel Barreco'nun da bir röportajında Manuel Barreco biliyorsunuz iki tuşeyi de kullanan bir gitarist. Barok icrasında, barok stilde kesinlikle apoyanda kullanmadığını Tirando'nun kesinlikle demeyeyim de metinde %80-90 kullanmıyorum gibi bir ifade vardı. Tirando'nun daha renkli müziği sunmaya, stilin diğer özelliklerini göstermeye daha elverişli olduğuna yönelik bir paylaşımı vardı. Matt Palmer kimdir? Teliften dolayı tabii ben şu anda size Matt Palmer'ın müziklerini açamıyorum. Matt Palmer inanılmaz bir klasik gitarist. Gitar hikayesini, gitarla tanışma hikayesini de paylaşacağım sizlerle. Matt Palmer elektro gitarla başlıyor kariyerine. 20 yaşında klasik gitara başlıyor. Eğitimine başlıyor. Ama Matt Palmer'ı YouTube'da dinlerseniz inanılmaz hızlı bir sağ elinin olduğunu ve bizim çalmakta zorlandığımız pasajları çok daha üst hız seviyelerinde kolaylıkla çaldığını göreceksiniz. Matt Palmer'ın biraz sonra paylaşacağımız çok kıymetli bir kitabı var. Virtüöz Gitarist. Hızlı dizilere yeni bir yaklaşım başlığı işte bizim bugünkü sunumda konuşacağımız şey de bu kitabındaki yaklaşımı olacak. Onun dışında çok başarılı iki tane CD kaydı mevcut. Bunlara YouTube'dan ulaşabiliyorsunuz. Artık müzik dinlemek için tek araç dijital müzik dağıtıcıları değil. YouTube'un kendi içinde de bütün albümlerin YouTube tarafından seslerin videoya dönüştürüldüğü sadece içinde sesin hareket ettiği klipleri mevcut. Bütün besteciler için, bütün yorumcular için aklınızda bulunsun bu. Efendim, Matt Palmer elektro gitarla başlıyor ve birçok elektro gitarist gibi Jason Becker, Gilbert, Malmsteen, Friedman, Petrucci gibi gitaristlerden etkileniyor. 20 yaşında klasik gitar eğitimine başlıyor.
Ve 20 yaşında klasik gitar eğitimine başladığı zaman gayet çevik bir sol ele hakim. Yani gitar üzerinde maharetleri var ve gitarda birçok konuya hakim. Ama klasik gitar icrasında şu sıkıntıyı yaşıyor. Neden benim sol elim çok hızlı hareket ederken sağ elim buna adapte olamıyor? Ümitsizliğe kapılıyor. Gitarı bırakma noktasında tremolo tekniğini oturttuğu zaman elin doğasının tremolo tekniğine ne kadar uygun olduğunu fark ediyor ve tremolo tekniğini başarması onu biraz daha motive ediyor ve klasik gitarda ilerlemeye devam ediyor. Hissediyor ki eğer doğal hareketlerle bir şeyler yaparsam başarıya ulaşıyorum. Bu hissiyatla devam ediyor. Repertuar çalışmalarında birçok gitaristin öğrendiği gibi eserleri öğreniyor. Ama repertuar çalışmalarındaki dizileri istediği hızda çalamıyor. Ve burada bir sorun olduğunu keşfediyor. Neden sol elim, sağ elim aynı seviyede değil? Sağ elim neden sol elime adapte olamıyor? Ve cevabın önünde olduğunu fark ediyor. Kendine özgün sağ el yaklaşımını geliştiriyor. Sağ el yaklaşımında sol el ve sağ elde çok basit iki detay var. Gitar eğitiminde bugün de şöyle öğretiyoruz. Dört parmak bir pozisyona yerleştirildiği zaman, yani pozisyon dediğimiz dört parmağa, dört perdeye, dört parmağın paralel konumlandırılması işte. Pozisyon bu perdeden başlıyorsa buraya birinci parmak, yanına iki, yanına üç, yanına dört konumlandırıyoruz. Bugün de bunu öğretiyoruz. Pozisyondan çıkma, pozisyonun içinde kal, pozisyonu koru diye. Bugün de bu şekilde öğretiyoruz. Ve hatta şöyle ilave ediyoruz. Eğer sadece üçüncü parmak, ikinci parmak, birinci parmak önemli değil. Sadece bir parmak kullanıyorsan bile diğer parmakların basmasa bile pozisyonun içinde kalmaya devam etsin diyoruz. Bu da mantıksız değil. Kural dışı bir şey değil. Palmer çok basit bir soru soruyor. Diyor ki pozisyon içerisinde bir pozisyonda dört parmağınızı yerleştirdiğiniz zaman, yani şu 1, 2, 3, 4 perdeyi, 1. 2. 3. 4. parmağınızı yerleştirdiğinizde 1. ve 3. parmağın konumu doğal mıdır? Evet, doğaldır. 1. perdede 1. parmak, 3. perdede 3. parmak. 2. parmakla 4. parmağın konumlandırılması doğal mıdır? Evet, doğaldır. 2. perdede 2, 4'te 4. Peki Palmer şu soruyu soruyor. Çok basit ve çok akıllıca bir soru. Ben birinci parmağımı birinci perdeye yerleştirsem, ikinci parmağımı da üçüncü perdeye yerleştirsem, yani fotoğrafta göstereyim, bu birinci parmak yerinde duracak, bu ikinci parmak bir yana gidecek, üçüncü parmağın bastığı yere basacak. Bu yerleşim doğal mıdır? Bunu soruyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani niye parmağımı açıyorum ki, hani zaten oraya iki gelecekken niye açayım? Ve diyor ki doğaldır. Şunu diyor. Üçüncü ve dördüncü parmağın açılması, ikinci, üçüncü parmağın açılması, evet biraz emek ister ama birinci ve ikinci parmak zaten kendinden açıktır. 1-3 kadar, 2-4 kadar doğal bir mesafede zaten açıktır diyor. Bakın bunlar benim bugün sizler için çektiğim fotoğraflar. Elimi masanın üstüne koyduğum. Birinci ve üçüncü parmağımın arasındaki mesafeye, ki biraz da aşağıdan çekmeme rağmen, ölçmeme rağmen, 3,5 santim. Yani elimi perdeye yerleştirdiğim zaman, 1-3'ü yer koyduğum zaman aradaki mesafe 3,5 santim. Ben birinci, ikinci parmağımı hiç zahmetsizce biraz açtığım zaman bakın 6 santim. Yani bunun iki katı bir mesafe açabiliyorum ve doğal olarak hiç zorlanmadan, hiçbir emek harcamadan, kısaca şu hareketi yapabiliyorsanız, şu barış işaretini, zafer işaretini yapabiliyorsanız, siz de birinci ve ikinci parmağınızı 1-3, 2-4 gibi, yani şu 1-3 ve 2-4 kombinasyonları gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sol eldeki yaklaşımı bu. Şimdi bizim öğrendiğimiz, bugün de öğrettiğimiz Segovia gamlarında mantık pozisyon üzerine hareket etme. Do'yu 2 ile alıyorsunuz. 2-4. Sonra birinci parmakla dördüncü telden mi fa sol'ü alıyorsunuz. La si. Tek tel üzerinde 1-3-1-3 hareketiyle üçüncü telde bir
paralel hareketle aşağıya doğru ilerliyorsunuz. İkinci tel, birinci tel. Hemen şöyle gitarla uygulayalım. İkinci pozisyondayım. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü perdelere konumlandırdım. Bu 1-3'ü şimdi buraya taşıdım. Artık beşinci pozisyon üzerine konumlandım. Şimdi Palmer diyor ki, ya tamam 2-4 çok ergonomik, 1-3 çok ergonomik ama 1-2 de ergonomiktir. Buna göre düşündüğünüz zaman işte tel başına 3 nota yaklaşımı ile birleştirdiğiniz zaman bu tel başına 3 nota yaklaşımı, biraz sonra Güray Hocam izin verdi, Sayın Güray Özcan Hocam. Her telde 3 nota sistemi, 3 notes per string system, birazdan buna değineceğiz. Buradan da ilham alarak diyor ki, ben diyor her telde 3 nota basarak, bakın 1-2 arasındaki mesafeye bakın. Yani 1-3'ü kullanır gibi kullandı 1-2'yi. Her telde bu yaklaşım, sol el yaklaşımı bizi sağ elde 2-4, 1-2-4, 1-3-1-3, 1-2-4-1, birçok şeyden kurtardı. Şu başlangıçtaki bölünmeden ve şu ortadaki uzatmadan kurtardı. Şimdi bu niye önemli? Bunu sol elde düşündüğünüz zaman, ya yaparım dersiniz, her şeyi yaparsınız. İnsan her şeyi yapar, her şeye adapte olur. O başka bir soru, başka bir konu. Burada zahmetsizce yapıp daha hızlısını nasıl yaparız? Derdimiz o. Şimdi bu tekniği elektro gitarda uyguladığınız zaman penanızın altlı üstü vuruşları var. Ama parmakla uyguladığınız zaman Segovia do majöründe, mesela İme ile başlayalım. İme, tel değişiminde şuradan göstereyim. İme, tel değişiminde tekrar İme, İ, bu sefer M ile değiştim. Tekrar M, bu sefer İ. Tel geçişlerinde sürekli bir akrobasi söz konusu. Ama sol eli her telde 3 nota çalacak şekilde kurguladığınız zaman sadece AMI hareketiyle tek hareketi yapıyorsunuz ve her telde aynı hareketi yapıyorsunuz. AMI, 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 AMI. Yani bir tremolo yapar gibi tek bir hareket var. O zaman siz bu hareketi hızlandırırsanız otomatikman her şey hızlanır. Düz mantıkta böyle bir sonuç çıkıyor ama bu kadar basitti. Çünkü çok müzik, hani böyle sadece iki olasılığı olan bir şey olmadığı için, sonsuz olasılığı olan bir şey olduğu için bir sürü varyantlar çıkıyor. Güray Hocam, kendisiyle de bugün konuştuk. Bugün de bizlerle Güray Özcan'a hocam sağ olsun müsaade etti notlarını kullanmama. Three notes per string sistemi ben çok kabaca anlatacağım. Güray Hocam'la konuştuk. Bir gün müsait olduğunda bize detaylı, daha detaylı anlatacak. 3 tane parçacık var. Birinci parçacık bu. Yani 1-2 arasını bir boşluk bırakarak kullanıyorsunuz. 2-4 zaten kendi ergonomisinde. Bir diğer parçacık 1-2-4. Ve bir diğer parçacık da 1-3-4. Sadece bu 3 parçacığın karışımıyla bütün dizileri ve modları çalabiliyorsunuz. Bu 3 notes per string sistemi bu. Bu bambaşka bir konu. Şöyle Güray Hocam'ın YouTube sayfası ve Facebook sayfası. Burada materyaller mevcut. Merak edenler, burada çok fazla çalışması var. Eşi benzeri olmayan kıymetli çalışmalar. Buradan takip edebilirsiniz. Ben gene Palmer'a dönmek istiyorum. Şimdi Palmer'ın bu 3NPS dediğimiz 3 notes per string sistemine eklediği AMI. Bunu eklerken bununla beraber yatay kullanım önerilerini getiriyor. Dikey kullanım önerilerini getiriyor. Yani yatay derken bir pozisyon içerisinde yukarı veya aşağı hareket etme. Dikey kullanım derken bir tel veya da birkaç tel üzerinde yukarı ya da aşağı hareket etme. Yani yatay dediğim zaman şu hareketler, dikey dediğim zaman şu hareketler gelsin aklınıza. Ve bu tekniğin geliştirilmesi için çalışma önerileri gösteriyor. Nasıl çalışılmalı diyor. İlk önce rengi korumak adına
bir egzersiz tavsiyesi vermiş. Diyor ki kameramı biraz indirebilir miyim acaba? Şöyle sağ elimi daha iyi görseniz diyeceğim ama biraz daha iniyor mu? Evet. Sağ elime baktığım zaman diyor ki rengi korumak çok önemli. Çünkü hep üçleme yaptığınız için üçe sürekli bir aksan koyabilirsiniz. Yani ta 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 ta. Bu bir sıkıntı mı? Dört dörtlü bir eser çalıyorsanız çok ciddi sıkıntı. Çünkü 1 2 3 4 1 2 3 4 gitmesi gereken bir müzikte 1 2 3 4 1 2 3 4 üçteki gereksiz aksan müziği deforme edecektir. Palmer diyor ki ilk önce bunun bir rengini çalışın diyor. Bir parmak baskın tınlayıp aksanla tınıyı, yapıyı bozmasın diyor. Böyle bir egzersiz önerisi koymuş. Sadece tek telde i. Renge dikkat edin. I, 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 i. Şimdi A-M-I. Şimdi M. Şimdi A-M-I. Burada rengi mümkün oldukça birbirine yakın korumamız lazım. Konuşmayayım. Sadece A. Şimdi A-M-I yapacağım. Aynı tınının korunmasına gayret edeceğim. İlk tavsiyesi bu çalışma. Rengi korumak adına. Ondan sonra tek tel üzerindeki dikey hareketler. Burada çok yavaşça göstermeye çalışacağım size. Siz de gitarlarınız yanınızdaysa uygulamaya çalışın. Yapacağımız notaları okumayı bilmiyorsanız 4 3 2 1 yapacağız. Birim bittiği yerde bir 4 3 2 1 daha yapacağız. Bunu yapacağız. Tabii sağ elimi de görmeniz önemli. Şöyle yapayım o zaman. Biraz daha bunu göstereyim. A, M, I. Bakın şimdi birinci parmağımı basacağım. Tekrar A. Pozisyon değişimi M, I, tekrar A, M ve yukarı aynı şekilde gidiyor. Şimdi bunu yaparken bakın. Ta 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 ti ta 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 ti ta 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Buradaki aksanı kaybetmemiz lazım. Yani şunu yaptığımız zaman 1 ne oldu? Ta 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 1 2 3 1 2 3. Bunu yapmamamız lazım. Burada dörtlük bir eserse aksanların birinci vuruşta olması lazım. O yüzden işte bir parmağın öne çıkmaması için bir önceki balans çalışmasını tavsiye ediyor size. Başlangıçta çok sıra dışı gelebilir. Sadece alışık değilsiniz. Bakın bir şeyin zor olmasıyla alışık olmamanız bambaşka şeylerdir. Bunu unutmayın. Alışık değilsiniz. Yani birçoğunuz için Palmer mı vardı yarım saat önce? Bir anda bir Palmer çıktı piyasaya. Yani bu her öğrendiğiniz şey birkaç hafta zaman verin. İçselleştirmek aylar yıllar alan bir konudur. Ve burada zaten Palmer bu işin sürecine göre çok güzel bu işin kitabını yazmış. Ona da değineceğiz birazdan. Şimdi kamera kadrajım çok küçük ama A, M, I, A, M, I, A, M, I şeklinde gidecek. Efendim, benim de kafam karıştı. Bir daha yapayım. A, M, I. A, M, I. A, M. Şu yukarı gidiyorum. Tekrar I ile. Hep bir A, M, I. Aslında sadece bu hareket var. Sol eli de 3'e 3 denk gelecek şekilde yaptığım zaman sadece 3 parmakla inip çıkıyorum. Devam edelim. Şimdi tek tel üzerindeki dikey hareketler üzerine, yani tek tel daha bire yapıyorsak, benim bir çalışma önerim var burada. Notayı yazdığım şey mi notası arkadaşlar. Boş tel mi? 1 2 3 4 1 2
3, 4, 1, 2, 3, 4. Aksanları sadece birlere koyun. Bakın birleri bilinçli olarak kuvvetli çalacağım. A, ilk birime A düşecek. A, M, İ, sonra A mı çaldım? İkinci birime M düşecek. A, M, İ mi yaptım? Bir A, M, İ de burada. Üçüncü birime İ düşecek. Bir. İki. Allah, ekranıma bir şey geldi. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bu çalışmayı yapın arkadaşlar. Bu çalışma sizin o aksanları kontrol etmenizi sağlayacak. Bir sonraki çalışma çeşitli teller üzerinde yaptığımız zaman. Mesela az önce konuştuğumuz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A, M, I, A, M, I, A, M, I, A, M, I, A, M, I. Roland Dienz'de şöyle bir pasaj vardır, hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani bu vrrt iğmeyle geçmek için pakadolüsya olup bir o kadar daha çalışmış olmak lazım. Ne yapıyor? P, I, P, I, P, I, P, I, M, A, P, I, M, A, P, I, M, A. Dört parmağı kullanıyor. Unutmayın. Bir kaplan düşünün. Çita düşünün. Dört ayağını değil de sadece iki ayağınla koşacaksın deyin. Yani kaplan iki ayağıyla koş dediğiniz zaman zaten doğanın o yarattığı kanuna karşı çıkmış oluyorsunuz. Eliniz de öyle. Üç parmakla, dört parmakla yapacağınız işi iki parmakla yaparsanız tabii ki verim %50, %60, %70, %100 artık neyse düşer. Çünkü belki siz üç parmakta gerçek potansiyelinizi keşfedeceksiniz ve yapabileceğinizin de ötesine çıkacaksınız. Burada benim bir çalışma önerim daha var. Şimdi iğme aynı şekilde gitmediği için sağ el. Mesela dört nota çalacağım. M ile başlıyorum. M. Tekrar M, geçişte M'ye geldi. Tekrar M. Tekrar M. Tekrar M. Yani hep M. Bu ne oluyor? Siz sürekli tek bir hareketi çalışıyorsunuz. Eğer evet bir dizide iki nota varsa, hep iki nota gidecekse M, İ, M, İ denk gelir. Ama üç nota geldiği an o sizin M ile başlama sıranız bitti. Sırada İ var. Sizin sürekli her tel geçişine sağ elde de hazır olmanız lazım. Bunun için Palmer'ın çalışmasını ekben bir çalışma önerisi egzersizi hazırladım. Dört parmakla çalıştığınız zaman hep AMI yapacak. Ama birinci vuruşa denk gelen parmak hep değişecek. Yapacağım şey şu. Dört kere mi, dört kere si, dört kere sol, dört kere re, la, mi ve geri dönüyorum. La, re, sol, si ve tekrar mi. Yapacağım. Ama AMI tekniğiyle yapacağım ve AMI'nin 4 notayı 3 notayla yönetmenin yarattığı orandan dolayı her baştaki parmağım değişecek. A, M, I, Sol'e I, Re'ye A geldi, La'ya M geldi, kalın Mi'ye I geldi vesaire. Ve bu döngünün tamamlanması arkadaşlar şu seti 3 kere yaptığınızda gerçekleşiyor. Az önce şurada verdiğim renk çalışması da 3 ölçü olmasının nedeni. Yani tek tel üzerinde A, M, İ, M, İ, A, M, İ, A, M, İ ve tekrar 3 tekrarda döngü başa dönüyor. Şimdi burada A, ben şöyle çalayım. İlk parmakları söyleyeyim size. A, M, İ, A. M, İ, A, M, İ, A. Bakın A, M, İ döngümü bozmadım. Hep A, M, İ yapıyorum ama tekrar aynı şeyi yapacağım. Ama bu sefer M ile başlıyor. Çünkü A, M, İ sırasını hiç bozmadığım zaman döngü bu sefer M'ye tekabül ediyor. Devam. M, İ, A, M,
i a m. Tekrar başa dönünce aynı şey yapacağım. Bu sefer i'ye denk geliyor. Bakın sakın aklınıza sürekli farklı formüller yaptığım gelmesin. Habire AM'yi yapıyorum. Ama 4 notaya 3 nota olması o bir şekilde her seferinde bir kayma gerekiyor. Yani şöyle oluyor. Evet başta sonra bu dışarıdaki kalan buraya denk geliyor. Bu sefer 3'ü böyle yerleştiriyorum. Dışarıdaki buraya geliyor 3'ü böyle yerleştiriyorum. Bu çalışmanın yatay hareketleri daha da çözeceği kanaatindeyim. Mesela bunu hemen hızlıca 4-3-2-1'e uyarlamaya çalışalım. Siz de gitarlarınız elinizdeyse şunu yapacağız. 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1. Bunu yapacağız. A, M, İ, A, M, İ, A, M. Şekilde gidiyor. İşte bir dizileri yaparken özellikle böyle karmaşık formüllerde sağ ile ayrıca çalışmak çok önemlidir. Şimdi bunların yanı sıra bu genel formüllerin yanı sıra Palmer kitabında o kitaptan da bahsedeceğim birazdan. Kitabında ya eğer başlangıç telinde 3 nota değil 4 nota değil de 2 nota varsa ya da 1 nota varsa atlamayı nasıl yapacağız? Bunu da detaylıca anlatıyor. Aynı zamanda ilk başlangıçta bir legato hareketi varsa ya da bir glissando hareketi varsa, inici çıkıcı alternatifler kullanılıyorsa, varyasyonlar kullanılıyorsa hepsine dair güzel çözümleri metodunda paylaşmış. Efendim klasik gitar alanında bilgiye nasıl ulaşılacağı konusunda size bir sunum yapmıştım. Oradaki tekniklerle bu metodu bulabilirsiniz. Bu metodun yayıncısı Matt Palmer Müzik 2011 yılında çıkmış. Temin edebilirsiniz. 3 bölümden oluşuyor metot. Birinci bölümde sağ ile anlatıyor detaylıca. İkinci bölümde sol ile anlatıyor. Üçüncü bölümde bu hareketlerdeki yön değişimleri, müzikal uygulamalar yaklaşık 50-60 tane klasik gitar repertuarındaki önemli eseri almış. Oradaki pasajlara duateleri yani bu parmakların nasıl tercih edileceğini yazmış. Diziler ve tavsiyeler. Şimdi bu yöntem daha önce yok muydu? Kimsenin aklına gelmemiş miydi? Tabii ki sağ elin AMI'sinin hatta diğer parmaklarında kullanımıyla ilgili çok çalışmalar yapıldı. İlk benim gözüme çarpan mesela 98 yılında Safa hocamızın, Safa İprem'in tezi flamenko stilleri ve gitar eğitiminde kullanılabilirliği başlıklı tezinde zaten serçe parmak kullanımı, AMI'nin çeşitli tremolo varyantlarının kullanımı mevcut. Ve Safa hocam zaten X parmağının kullanımı sırasında AMI alternatiflerini zaten çalışmıştı. Hatta benim tezimde de dedi ki tez konumu merak edenler tez bankasından inceleyebilirler. Dedi ki bunları yazmışsın hani bu kadar yazmışsın sağ eli de yaz demişti. 98'de Safa hocam çalışmış mesela. Farklı yayın 2009-2004'te Gerardonizm metodunda. Bunlar daha önce çalışılmıştı ama Palmer gerçekten çok iyi bir sistemle metodolojik olarak bunu sizlere sunan kişi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Sevgiler.